Bugün Stratox'ta geçtiğimiz günlerde hayata 100 yaşında gözlerini yuman Henry Kissinger'ı hem akademik hem de siyasi kimliğiyle tartışacağız. Henry Kissinger çok tartışmalı bir kişiliğe sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli devlet adamlarından biriydi. 100 yaşında geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini kapadı. Henry Kissinger'ın ölümünden sonra yapılan tartışmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın pek çok yerinde çok sayıda uzman kendisinin hem uluslararası ilişkiler alanına, kuramsal alanda da, pratik alanında da ciddi anlamda katkılar yapan bir devlet adamı olduğunu dile getirdiler ama ciddi sayıda uluslararası ilişkiler uzmanı ve siyasetçi de Henry Kissinger'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle 1970'li yıllarda işlemiş olduğu bir takım insanlığa karşı suçların da mimarı olduğunu iddia ettiler. Kısaca bu tartışmalı kişiliğe baktığımızda aslında 3 Henry Kissinger'dan söz etmemizin mümkün olduğunu görüyoruz. Birinci Henry Kissinger, Harvard Üniversitesi'nde doktorasını tamamladıktan sonra tarih ve uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik konularında ders veren, Harvard Uluslararası Seminerlerinin direktörlüğünü yapan akademisyen Profesör Henry Kissinger. Aynı tarihlerde özellikle Cumhuriyetçi Parti siyasetçileriyle de yakın ilişki içerisine girdiğini, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na ve İstihbarat Servisi'ne danışmanlık görevi yaptığını biliyoruz. İkinci Henry Kissinger ise 1969 yılından 1970'li yılların ortalarına kadar evvela Nixon'la, arkasından Ford'la, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı olarak çalışan Dr. Kissinger. Zaten en fazla tartışılan dönemi de Kissinger'ın hayatında bu görevleri esnasında Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası alanda gerçekleştirdiği bir takım eylemler. Üçüncü Henry Kissinger ise siyasetten çekildikten sonra evvela bir danışmanlık şirketi kurarak dünyanın çeşitli yerlerinden devlet adamlarına ama özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasetçilere danışmanlık yapan Henry Kissinger. Sözüne her zaman kulak verilen akil adam rolüyle bugüne kadar, ölümüne kadar her zaman gündemde kalan Henry Kissinger. Kissinger'ın birinci dönemine, yani akademisyen dönemine odaklandığımızda kendisinin özellikle doktora tezinde de yer alan Napolyon savaşları sonrasında Avrupa'nın yeniden inşa ediliş sürecinden çok etkilendiğini, Metternich'le Kastilri tarafından inşa edilen Avrupa uyumunun dayanak noktalarından biri olan meşruiyet ve güç dengesine ciddi anlamda önem verdiğini görüyoruz. Her ne kadar kendisi daha sonra yapılan söyleşilerinde inkar etse de pek çok Kissinger uzmanı Henry Kissinger'ın bir makyavelist olduğunu, yani amaca götüren her yolu mübah sayan, iflah olmaz bir realist olduğunu ifade ediyorlar. Kissinger ise bu iddiaları bir kenara atıyor ve diyor ki ben evet Metternich'ten, Bismarck'tan eserlerimde bahsettim ve onlardan da ciddi anlamda örnekler aldım ama aslında ben Immanuel Kant'tan ve Spinoza'dan daha fazla etkilendim. Şimdi Kant'ın uluslararası işler alanına ve genel olarak siyaset felsefesine katkılarını göz önünde bulundurduğumuzda Kissinger'ın söylediklerinin çok da yaptıklarıyla örtüşmediğini görüyoruz. Çünkü Kant bir uluslararası organizasyonun etrafında ebedi barışın var olabileceğini, bunun da devletlerin uluslararası hukuka, çeşitli kurallara riayet etmesiyle mümkün olabileceğini söyleyen bir filozoftu. Kissinger ise özellikle 1969'dan sonra Vietnam'da, Kamboçya'da, Latin Amerika'da, bilhassa Şili'de, Arjantin'de, Pakistan-Bangladeş Savaşı'nda yaptıkları eylemlerle, tutumlarıyla aslında büyük devletler arasında bir dengeye dayalı düzenden yana olduğunu ortaya koydu. Yoksa bütün devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda uluslararası hukuka saygı temelinde bir araya geldiği bir düzenden değil. Nitekim kendi bir takım sözlerine de baktığımızda buna ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Kissinger bir söyleşisinde diyor ki, uluslararası alanda veyahut ulusal alanda yasa dışı olanı yapmak mümkündür.
Ama anayasal olanı yapmak biraz zaman alır. Daha sonra eleştirildiğinde bunu Amerikan Anayasası'ndaki fikir özgürlüğü çerçevesinde söylediğini ifade etse de aslında yasal ya da anayasal hiçbir bağın ulusal çıkarlara ulaşmak önünde bir engel olamayacağı düşüncesine sahip olduğunu da bu sözlerinden görüyoruz. Kissinger'ın ölümünden sonra yapılan en büyük tartışmalardan bir tanesi, onun hayatında, siyasi hayatında Nixon'la olan ilişkisi. Hatta pek çok referansta Kissinger-Nixon ikilisinin birlikte Nixinger şeklinde değerlendirildiklerini görüyoruz. Neredeyse ikisi ruh ikizi. Fakat burada ilginç bir soru işareti var. Henry Kissinger, beraber görev yaptığı Richard Nixon, Amerikan tarihinin en sevilmeyen başkanı olmasına rağmen, Watergate skandalı sebebiyle istifa etmeye zorlanmış olmasına rağmen, bir şekilde kendisini bu skandalın dışında tutabilmiş ve Nixon'a karşı öfke duyan kitleler aynı öfkeyi Amerika siyasetinde Kissinger'a duymamışlar. Bunun sihirli formülü nedir diye araştırdığımızda da şu ortaya çıkıyor. Aslında yıllar önce realizmin gerçekten kurucu babalarından, uluslararası ilişkilerdeki realizmin kurucu babalarından Hans Morgenthau'nun ifadelerinde diyor ki Kissinger ne dünyanın en iyi tarihçisi ne de dünyanın en iyi diplomatıydı. Ama Kissinger dünyanın en iyi network yapıcısıydı. Yani ilişkileri çok kuvvetliydi ve siyasetten ayrıldıktan sonra da pek çok siyasetçinin gelip kendisiyle görüşme sebebi onun tanıdığı insanlara ulaşabilme ve o süreçte kendisinden aracılık isteme çerçevesindeydi. Gerçekten de baktığımızda dünyanın en önemli tekrar eden bir takım uluslararası buluşmalarına ki bunlara siyasetçiler, iş adamları, basın dünyası katılıyor. Bunların pek çoğuna Kissinger yıllar boyunca en fazla devam eden bir siyasetçi figürü olarak ortaya çıkıyor. İşte bu toplantılara katılarak oluşturduğu network'ten de siyasetten ayrıldıktan sonra da danışmanlık vermek suretiyle istifade etti. Günahıyla sevabıyla 100 yaşında dünyaya gözlerini yuman Henry Kissinger bundan sonra da yaptıklarıyla tartışılmaya devam edecek.